İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi bovismetre ile yiyecek, mekan ve benzeri gibi enerjileri ölçme diye bir şey var. Bakın bovismetre bu. Şu. Bovismetre yaşam enerjisi. Normalde insanların enerjilerinin bu ekranda açık kalsın. Siz paylaşımdan şey alabilir misiniz bilmiyorum. Uygulama yapmayacağım, anlatım yapacağım sadece burada. Yaşam enerjisi mesela kişilerin enerjileri 6500 bovismetre biriminin altında olduğu zaman enerjileri düşük oluyor. Bizim için burada önemli olan 6500 bovismetrenin üzerinde olması. Bunu sağlamak için, bunu ölçmek için bovismetreden kişinin ne kadar hayattaki frekansında mesela enerji frekansını bovismetreyle sorup öğrenebiliyorum. Yiyecek ve mekanları da ayrıca bu bovismetre yaşam analizi enerji tablosuyla, bu tabloyla ölçüp bu tabloya göre gideceğimiz mekanları da şimdi arındırabiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Şimdi bu element dengelemeyi de anlatacağım size. Bovismetreyi şey yapmışım. Şimdi bovismetrede 6500 birimin altında olduğu zaman sizin enerjinizi düşürecek negatiflikler var demektir. Bu 6500 birim altı negatif enerjilerden söz ediyor genelde. Bu negatifliklere maruz kalmamak için bovismetreden soru sorarsınız. Mesela bovis birimi 6500'ün altında olan bir meyve bile yediğiniz zaman size zarar, faydadan çok zarar sağlar. Bunu yediğiniz yiyeceklerin sizin için faydalı olup olmadığını veya o anda vücudunuzun enerjisinin ona ihtiyacı olup olmadığını öğrenmek istediğinizde, atıyorum bir elma yemek istediniz. Ya elmanın kendisini tanıtıyorsunuz avucunuza alıp, sevgili pandilim bu elma diyorsunuz. Ya da elma resmi, Cinali gibi elma resmi çizebilirsiniz. Ya da internetten bir yerden şey yapabilirsiniz. Bu elmanın, bovis biriminin o an için sizin yemenize uygun olup olmadığını sorabilirsiniz. Şekeriniz vardır. Elmayı canınız çok istedi. Yediğiniz zaman şekerinizin yükselme durumu olacağı için pandül size, yani sarkaç size bunu yeme der. 6500'ün üzerinde çıkarsa bovis birimi, onu 6500'e getirip dengelemek üzere yine doldur boşalt yapıyorsunuz. Dengeleme yapmak kaydıyla o meyveden veya o sebzeden çok az bir miktarda olsa çok isterseniz diyebilirsiniz. Ama uygun olan, eğer pandülünüz size o an için onu yemeyin diyorsa, bu sadece bir meyve için değil. Diğer türlü yemek yaptınız, yemekle ilgili bir sorununuz oldu, bir şeyiniz oldu. Bunu günlük hayatınızda her şeyle ilgili bovis birimini öğrenip 6500'ün altındaysa önce enerjisini 6500'e yükseltip ondan sonra gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Komşuya gideceksiniz. Komşunun evinde negatifliklerin olduğunu düşünüyorsunuz. Gittiğinizde size sakıncalı olacağını düşünüyorsunuz. Ama gitmeniz de lazım. Komşu günü var. Gitmezseniz olmaz. Ne yapacaksınız?
komşunun adresini yazabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Esentepe Mahallesi 5419. sokak 25 numaralı daire yazıp buranın Movis birimini bana göstermeni talep ediyorum diyorsunuz. Öncelikle mekanı tanıtıyorsunuz. Veya bir lokantaya gideceksiniz. Gitmek istemiyorsunuz. Veya bir düğüne gideceksiniz. Düğün salonunun adres bilgilerini güncelleyip pandülünüze tanıttığınız zaman gitmeniz gerekiyorsa öncelikle Movis birimine bakıyorsunuz. 6500'ün altındaysa 6500'ün üstüne çıkarttırıp Movis birimini yükleme yapıp gönül rahatlığıyla gittiğiniz zaman enerji alanınızı bu şekilde de korumuş olursunuz. Yani gideceğiniz önceden gitmeden, mekana gitmeden önce bile enerji alanını temizleme işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun da görüntüsünü almak isterseniz burada pardülünüzü yine orta göbeğe bırakıp benim ama tanıtacaksınız. Mesela sevgili pandülüm, bu kalın bağırsak, bu ince bağırsak, bir saniye bakayım, seni bulabilirsem. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Sevgili pandülüm, bu benim kan dolaşımımla ilgili bölüm. Bu kalp, bu dalak, bu mide, bu kalın bağırsak, bu akciğer, bu karaciğer, safra kesesi, üçlü ısıtıcı, kan dolaşımı, bu daha çok iç organlarla alakalı. Bunları tek tek pandülünüze tanıtıyorsunuz. Daha sonra kendinizde bir halsizlik hissettiğiniz zaman burada pandülünüzü tam orta göbeğe bırakıp sevgili pandülüm, şu an kendimde hissettiğim rahatsızlıkla ilgili hangi organımda bir sorun, sıkıntı var? Benim kalp çakrasımda da problem vardı. Kalbimde de problem vardı. Herhalde bugünkü eğitimi çok heyecanlı yaptım. Kalple ilgili problem veriyor. Bununla ilgili bazen mesela ekranda görüyorsunuz çalışma saatleri veriyor. Saat 12, 2, 6 yani 16, 18, 20 diye bunları ister bunlara göre şey yaparsınız. İsterseniz hiç saate bağımlı kalmadan çalışmanızı yapabilirsiniz. Yani pandülünüze, sevgili pandülüm, şu an seninle çalışmak istiyorum, benimle çalışmak ister misin diye sorduğunuzu size cevap veriyorsa gönül rahatlığıyla her zaman sorabilirsiniz. Yalnız pandülünüzü de çok şımartmayın. Patron olan sizsiniz. Pandülünüz sizin istediğiniz her daim size hizmet etmek zorunda. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bildiğiniz gibi bizim vücudumuzda elementlerimiz var. Hava, toprak, ateş ve su elementlerini dengelemek için mesela burçlarda hava burcu, ateş burcu, su grubu, toprak grubu diye şey yapıyorlar ya, ayırıyorlar ya. Bu şekilde element dengelemede herhangi bir elementimiz dengede olmadığı zaman ruh, beden, zihin bütünlüğünü sağlayamıyoruz. Bunu sağlayabilmek için neye ihtiyacımız var? Bütün elementlerin dengede olmasına ihtiyacımız var. Bunu dengeleyebilmek için çeşitli aura korumaları, çakra dengelemelerini yaptık. Ama bir de vücudumuzda bulunan elementlerin dengelenmesini yapabilmek için yine pandülünüze element şurada öncelikle
Bunun da ekran görüntüsünü alalım isterseniz arkadaşlar. Hava elementi, havanın üstüne götürüp elementi de çizeceksiniz. Bakın, element, üçgen ve arasındaki, üstündeki çizgiyi çizeceksiniz. Bu hava elementi. Daha sonra ateş elementini üçgenin etrafında döndürüp ateşe, bunu element tablosu diye düşünün. Bu ateş elementi. Su elementini tanıtıp alta doğru üçgen. Bu su elementi. Toprak elementini de tanıtıp altına çizgi çizip bu toprak elementi diye yaparsınız, tanıtırsınız. Daha sonra bu elementlerin dengede olup olmadığını anlamak için, bakın şurada var, bunun da ekran görüntüsünü alın isterseniz. Ateş elementim dengede mi? Evet veya hayır şeklinde soru sordunuz. Size cevap verdi. Evet dedi. Evet, size yüzdelik dilimde göster. Ateş elementimin yüzdesini yüzdelik dilimde gösterdiğim bu cevaplarda sorabilirsiniz. Bu tekrardan pendülünüzün şeyini, bu tekrardan pendülünüzün size sağlıklı cevap verip vermediğini kontrol etme amaçlı oluyor. Dengede diyor, tekrardan bunun üzerinde soruyorsun, hava elementin dengede mi? Dengede dediği zaman %50'nin üzerinde otomatikman gidip gelecektir. Bunu bu şekilde, denge olayını bu şekilde bakıp öğrenebilirsiniz. Bütün elementleri dengeledikten sonra, hava, toprak, su, ateş elementlerini dengeledikten sonra ruh, beden, zihin bütünlüğünü sağlamış olursunuz. Nedir bu elementlerin dengesi? Hava elementi, hava elementi dengesiz olduğu zaman aşırı mantıksal ya da mantıktan uzak oluyorsun. Hava elementi mantığı temsil ettiği için dengede olmadığı zaman duygularımıza danışmadan tamamen mantığımızla hareket ederek yer yer duyarsız ve bencil olabiliyoruz. Yani bütün elementlerin birbiriyle dengede olması bizim daha kaliteli bir yaşam sürmemizi, ruh, beden, zihin bütünlüğünü sağlayacağı için ara ara element dengelemesi, kendinizde herhangi bir farklılık hissetmeseniz bile, mesela su elementi dengesiz olduğu veya aşırı çalıştığı zaman tepkilerde aşırı tepki, ya olaylara çok aşırı tepki verirsiniz ya da olaylara tepkisiz, olması gerekenden daha çok tepkisiz kalırsınız. Bu da günlük rutin hayatınızda sizi etkiler. Bunun için ayda bir defa da olsa bu elementleri dengelemeniz gerekiyor. Bir de eter element var. Dört elementin dışında zaten eter element bizim auramız olarak adlandırdığımız element. Hava, su, ateş ve eter elementinin çekirdeğini bir arada içeriyor ve buna istinaden bizim auramızı şekil veriyor. Bu elementi de diğer elementlerle birlikte sayabiliriz. Nasıl dengelendiğini söylemiştim. Arkacımıza komut veriyoruz. Dengede olup olmadığını soruyoruz. Dengesizse yüzde kaç dengesiz, ona bakıyoruz. Komut veriyoruz. Sevgili sarkacım, ateş elementinin dengelenip şifalanmasını talep ediyorum diye sarkacımıza komutumuzu veriyoruz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.